Mutfağımdan herkese merhaba. Patates tariflerini çok sevdiğinizi biliyorum. Şimdi gerçekten ana yemeğe, başrol oyuncusu ana yemeğe rakip olur. Öyle söyleyeyim. Bir yan yemek, yan oyuncu ama gerçekten kafa tutar, başrole yükselir. Öyle söyleyeyim. Hem de yapımı o kadar kolay ki muhteşem bir şey olacak. Bu patatesi böyle gratin gibi kremayla hazırlamaya çok alışmışsınızdır. Bunun da krema da yok. Harika bir beşamel sosla hazırlayacağız. Muhteşem, yapımı çok kolay, lezzeti inanılmaz. Hadi yapımına başlayalım. 4 tane orta boy patatesi şöyle ince ince dilimleyerek başlıyoruz. Yapımı çok kolay. İnce dilimler yapmanız önemli, güzel pişmesi ve güzel katlı olabilmesi için. Şöyle suya koyuyorum ki kararmasın. Biz bu arada güzel bir beşamel yapacağız. Dediğim gibi krema yok. Şöyle tavamı güzelce kızdırdım. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağını koyup eritiyorum. İki diş sarımsak koyacağım. Sarımsak müthiş bir lezzet katıyor. Yani çok baskın bir sarımsak tadı gelmiyor. Belli belirsiz böyle tadına tat katıyor, öyle söyleyeyim. Güzelce kavuralım ki sarımsakların tadı iyice ortaya çıksın. Şöyle tereyağında kavuruyoruz. 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Unu güzelce kavuracağım ama rengi değişmeyecek. Sadece kokusu gitmesi önemli. Un kokusu olmamalı. Şöyle zaten kavurdukça daha böyle sulu bir hal alıyor, daha pürüzsüz oluyor. Oradan anlarsınız zaten olduğunu. 2 su bardağı sütü birdenbire ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak topaklanmadan beşamel sosumu oluşturuyorum. 1 çay kaşığı tuz. Biraz da karabiber ilave ediyorum. Muskat varsa tabii o da çok yakışır. Biraz muskat rendesi ilave edebilirsiniz. İşte beşamel sosumuz hazır. Bakın kıvamı harika oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi cam bir tepsiye patateslerimi dilim dilim böyle üzerine gelecek şekilde, her biri birinin üzerine gelecek şekilde diziyorum. Şöyle bir kat yaptıktan sonra beşamel sosumu ikiye ayırıyorum. Şöyle ilk kata beşamelin yarısını koyacağım. İki kat patates yapacağız. Ve ikinci katı da yapıyorum. Muhteşem bir şey oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle sütlü sütlü beşamel sosta pişmiş patates. Yani lezzetini size anlatabiliyor muyum? Hayal edin. Kalan beşameli de üzerine gezdiriyorum. Şöyle her tarafına. İşte hazır. Şimdi 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat pişecek. İşte pişti, harika kokuyor. Şimdi bir de lezzetine lezzet katalım. Rendelenmiş kaşarı da üzerine koyuyorum. Böyle sünen, böyle muhteşem kaşar peyniri olacak üzerinde. Şimdi sadece kaşar peyniri eriyene kadar fırına atıyorum. İşte pişti, muhteşem gözükmüyor mu? Demedim mi size? Ana yemekten rol çalar bu patates diye. Gerçekten lezzeti inanılmaz. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Şöyle servis edelim. Of, kaşar peynirleri de uzuyor. Şöyle tabağıma alıyorum. Şöyle birazcık daha dokusunu gösterelim. Of of of, sütte yumuşacık olmuş pişmiş bir patates, üzerinde eriyen bir kaşar. Daha ne olsun? İşte bu yenmez mi? Gerçekten başrole kafa tutmaz mı? Artık onu yan rollerde görmek istemiyoruz. Patates başımızın tacı değil mi? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer, ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da
da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.